Merhabalar. Scratch ile kodlama dersine yeni bir örnekle devam edeceğim. Bugün size için labirente benzer bir arka plan hazırladım. Kukla olarak da bir tane böcek ve bir tane karpuz seçtim. Niye karpuz diye sormayın, bilmiyorum. Olabildiğince farklı karakterleri seçip renklendirmeye çalışıyorum. Bu oyunun kuralları şöyle. Sağa, sola, yukarı, aşağı hareket edebiliyorsunuz. Siyah çizgilere değmeden karpuza ulaşmanız gerekiyor. Eğer siyah çizgiye değerseniz oyunun en baştaki X-Y konumuna geri dönüyorsunuz. Karpuza ulaşmak için çizgilere değmeden gitmeniz gerekiyor. Tabii burada kontroller yapıyorum. Siyah çizgiye değip değmediğini. Kabul ediyorum. Şu an bu video için geniş geniş alanlar çizdim. Rahat rahat gidebilmek için. Ama siz yaparken daha dar alanlar yapıp çizgileri sık tutabilirsiniz. Şimdi karpuza değince ne olacak? Ne olmasını istiyorum? Karpuza değdiğinde de böceğim rengarenk olsun ve bu şekilde görünsün istiyorum. Şimdi gelelim bu örneği sizlerle nasıl yapacağım. Dosyadan yeni bir proje açıyorum. İlk önce dekorlar kısmında. Şimdi o labirentin hazır bir dekoru yok. O yüzden çizim seçiyorum. Birlikte çizeceğiz sizinle. Dikdörtgen seçeneğini seçtim. Renklerden istediğiniz bir renk seçebilirsiniz. Bu sefer mavi seçiyorum. İlk önce şu kontür yazan yerden çerçeveyi kapatıyorum. Sol üst köşeden faremi basılı tutarak aşağıya kadar çekip bir tane dikdörtgen yaptım. Tüm dekoru kapladı bu şekilde. Şimdi yine dikdörtgen aracını seçeceğim. Ama bu sefer o siyah çizgiler için çerçeveyi kullanacağım. Çerçevenin rengini siyah seçtim. Siz başka bir renkte seçebilirsiniz. Kalınlığını 15 yapıyorum. Birazcık kalın olsun çünkü eğer ince olursa bu sefer o çizgiye değip değmediğini anlayamaz. Daha doğrusu renge değip değmediğini kontrol edeceğim ben. Dikdörtgen seçeneğini seçtim. Kontürü 15 yaptım. Yanındaki sayılardan arttırdım. Şimdi ortaya şu şekilde bir dikdörtgen daha çizdim. Çerçeveli bir öncekiyle aynı renkte bir dikdörtgen. Yine aynı şekilde aynı araçlar seçili olduğu için ortaya da yine dışı çerçeveli, içi aynı renk bir dikdörtgen çizdim. Şimdi benim bunlara kapıları açmam lazım. Nereden girecek bu böcek? O zaman da şunu yapıyorum. Sadece çerçeveyi kapatıyorum. Yani kontür seçeneğinde. Bakın şurada bir tane kırmızı çizgisi var. Buna bastım. Artık kontürü yok demek. Aynı renkte sadece dikdörtgen çiziyorum artık. Şuraya bir tane kapı açtım. Bakın dikdörtgen çizdim, sadece çerçevesi yok. Silmedim. Silgi var burada ama silgiyle silerseniz bakın bu şekilde çirkin bir görünüm oluyor. Geri aldım bu hareketi. Şimdi sadece dikdörtgen çiziyorum. Çerçevesi olmayan zeminle aynı renkte dikdörtgen. Şuraya da rastgele bir kapı açtım. Bu şekilde siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çizgileri istediğiniz yerde başlatıp istediğiniz yerde bitirebilirsiniz. Kapıları da kendi kafanıza göre oluşturabilirsiniz. Şu birinci dekoru siliyorum. Sadece çizmiş olduğum labirent dekoru var. Şimdi sıra geldi kuklalarıma. Bir kukla seçe tıkladım. Hayvanların içerisinden ben böcek seçeceğim. İki tane böcek seçeneğim var. Biri bu var. Bir de aşağıda başka bir tane daha olacaktı. Evet, ben bunu seçtim. Siz başka bir kukla da seçebilirsiniz. İlk seçtiğim kukla görüyorsunuz büyüklüğü 100 olduğu için bu çizgileri birazcık büyük geldi. Bu 100'ü silip 50 yapıyorum. Bakıyorum. Evet, 50 seçeneği bence geçer. Ama hiç riske atmayıp 45 de diyebilirim. Ve ortaya da bir tane karpuz ekleyeceğim. Yiyecekler sekmesinden karpuz ekledim.
Karpuzun bu boyda kalabilir. Alana sığdı çünkü. Evet, sıra geldi kodlara. Şimdi kodları yazarken hiçbir zaman ezbere yapmıyorum. Önce düşünüyorum, sonra düşündüğümü buradaki kodlardan bulup doğru sırayla yerleştirmeye çalışıyorum. Hata yapabilirim. Bu çok normal. Önemli olan eklediğim kodlardan sonra bunu test etmem ve hatalarımı fark etmem. Ben oyunu ilk önce tıklandığında seçeneğiyle başlatıyorum. İlk önce tıklandığında şuradaki konumdan başlaması gerekiyor bu böceğin. Şu an kime kod yazıyorum? Aşağıda kim seçili? Karpuz seçili. Ama ben böceğe kod yazacağım. O zaman bunu sildim. Böceğe tıkladım. Bakın, birden fazla kukla olduğu zaman şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi kukla seçiliyse onun sayfasına kod yazarsınız. Örneğin tıklandığında şu an böceğin kodlarında. Karpuzun kodlarına geldim. Bakın o kodlar yok. Aa, benim kodlarım silindi. Kodlar silinmez siz silmediğiniz sürece. Sadece her kuklanın kod sayfası farklıdır. Tıklandığında en başta şöyle bir dursun. Böcek buradan başlayacaktı. Yani XY konumu şu. Yönü de şu 90 yönüne yönel kodunu alıyorum. Bunun içerisine tıkladım. Evet, bakın. Şu ok benim istediğim yönü gösteriyor. Bu şekilde başlayacak. Tıklandığında evet, şu an burada. Mesela deneme yapıyorum. Şu an böceğim burada diyelim. Tıklandığında bu konuma gidip 90 derecede yönünde olması lazım. Bakın, gördünüz. Evet, yazdığım kodu test ettim. Hata olabilir de, çok normal. Ama bunu test edip hemen anında düzeltebiliyorum. Şimdi sıradaki olayım şu. Ben klavyedeki yön tuşlarına bastığımda böceğim de ona göre hareket etmesi gerekiyor. O zaman olaylardan, bakın, boşluk tuşuna basılınca diye bir olay var. Bunu aldım. Yanındaki listeden yukarı oku seçtim. Yukarı, aşağı, sağ, sola tüm oklar için kod yazacağım şimdi. Yukarı ok demek aslında benim Y konumunda yukarıya doğru gitmesi demek. O yüzden hareketten Y konumunu 10 değiştir diyorum. Sonra hangi yöne yönelmesi gerekiyor? Oku yukarı yönde, yani 0 yönüne yönel şeklinde düzelttim. Kısa olması açısından tek tek kodları her zaman sol taraftan almak yerine sağ tıklayıp kopyasını çıkart diyorum. Şöyle yukarı oku hemen aşağı ok olarak düzelttim. Aşağı gitmesi için Y konumunun eksi hareket etmesi gerekiyordu. Eksi 10 diyorum. Yönünü de hemen düzeltiyorum. Oku aşağı çektim. Yani 180 yönüne yönel oldu. Şu şekilde yaptım. Sağ tıkladım, kopyasını çıkart dedim. Sonra diğer bilgileri hemen üzerine düzelttim. Geldim. Kime bu sefer? Sağ ok ve sol oku yapacağım. Tıkladım. Sağ oku seçtim. Sağ okta da benim X konumunu değiştirmem gerekiyor. Sağa gidecek artı olarak. Yönüne yönel kodunda da sağ taraf içinde 90 yönüne yönel kodu. Hemen buna sağ tıkladım, kopyasını çıkart dedim. Sağ ok yerine sol ok seçtim. Sol tarafa gitmesi için X konumunun eksi 10 değişmesi gerekiyor. Yönü de şuradan hemen düzeltip eksi 90 yaptım. Eğer bu kısmı hızlı geçtiğimi düşünüyorsanız videoyu durdurup yapıp tekrar devam ettirin. Bu şekilde en azından daha sağlıklı olacaktır. Şimdi benim ok tuşlarına basınca hareket edecek kodlarım belli. Bir test edelim. Sağa gidiyorum. Sola gidiyorum. Evet, bakın yönü de değişiyor. Gördünüz mü? Böceğin başına göre. Aşağı, evet, yukarıya. Şu an hiçbir kontrol olmadığı için çizgilere değebiliyorum. Evet, yeşil bayrağı tıkladım. Sıra geldi. Şu kodları şöyle alacağım. Tıklandığında koduna devam edeceğim için birazcık da küçülteyim. Şuradan devam edeceğim kodlarıma.
Şunu istiyorum. Şimdi bu böcek sürekli yani bu alanda hareket ederken benim aslında bunun siyah çizgiye değip değmediğini sürekli kontrol etmem gerekiyor. O yüzden kontrol bloğuna geldim. Sürekli tekrarlayı aldım, şuraya koydum. Sürekli içerisinde siyah çizgiye değiyor mu, değmiyor mu? Bunun kontrolünü yapacağım. O yüzden hemen bir eğrisi aldım. Eğrinin içerisindeki boşluğu ben dolduruyorum. Burayı algılama kısmından bakıyorum. Fare imlecine değiyor mu vardı ama bu benim kenar veya olan kuklalarım için kullandığım bir şey. Ama şu siyah çizgi benim dekoruma ait olduğu için ben bunu rengine göre ayırt edebilirim. Bakın rengine dokunuyor mu? Ama şu an seçili olan renk mor. Nasıl olacak? O zaman mor rengin içine tıklıyorum. Bakın bana rengi soracak. Şu aşağıda böyle damla gibi bir şey var. Bunu seçiyorum. Dekorumun üzerine gidiyorum. Gidiyorum. Evet, siyah rengi buldum. Algıladı. Tıkladım. Bakın ne oldu? Az önceki mor renk benim çizgimin rengine dönüştü. Yani bu renge dokunuyor ise, bu dekor üzerinde bu renge dokunduğu yerde ne yapacak? Ne yapmasını istiyorum? Ben şu en baştaki konumuna geri gitmesini istiyorum. O zaman şu kadı ayırıp hemen bir kopyasını çıkartacağım. İçine koydum. Şöyle de bir şey yaptım. Oyunu biraz daha küçülttüm. Şimdi test ediyorum. Siyah çizgiye değeceğim. Bakın siyah çizgiye değdim ve başa geri döndüm. Biraz daha ileriden yapayım. Bakın yine değdim ve en baştaki X'ye konumuna geri döndüm. Tamam, bu kontrolüm doğru çalışıyor. Peki son bir şey kaldı. Peki eğer bu böcek karpuza değerse ne olacaktı? Bunun için de şu sürekli tekrarların içerisinde yeni bir eğerle de bunun kontrolünü yapmam gerekiyor. Eğri diğer eğerden sonraya koyuyorum. Bakın koyduğum sırayı şöyle dikkatlice bakalım. Hatta büyüteyim birazcık burada. Nasıl olduğu önemli. Sürekli tekrarların içerisinde ben aslında kontroller yapıyorum. Birinci kontrolüm eğer siyah rengine dokunuyor ise yanmış demektir. Oyunun en başına dönecek. İkinci kontrolüm de şu olacak. Yine algılamanın içerisinden değiyor mu? Kime? Karpuza değiyor mu? Peki karpuza değerse ne olacak? O zaman da görünüm içerisinden ben renk etkisini 25 değiştir koduna alıyorum. Şimdi oyunumu bir test edelim. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Evet, karpuzun üzerine geldim. Yani aslında karpuza değdim ve renk etkisini sürekli değiştirdim. Benim bugün göstermeye çalıştığım şey şuydu. Eğerlerle nasıl kontroller yapabiliyoruz? Bu kontrollerin sürekli bloğun içerisinde olması önemli. Çünkü bir kere kontrol olabilecek bir şey değil. Çünkü bir kere tuşa bastım. Şu an değmiyor olabilirim ama benim hareket eylemim sürekli bir halde olduğu için yani devam ettiği için değip değmediğinin de sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde mesela böceğin karpuza ne zaman değeceğini ben bilemediğim için, oynayacak kişinin de ne zaman değeceğini bilemediğim için o yüzden bu kontrolleri sürekli yapmam gerekiyor. Ve eğerin kullanımı bu şekilde. Eğer kontrol etmek istediğin şey eğerin içerisinde bu şart doğruysa olmasını istediğiniz kod veya eylemde bu eğerin içerisine konuluyor. Bu örneğim şimdilik böyle. Bu videodan sonra sizden ne istiyorum? Bu örnekten yola çıkarak kendi oyununuzu yapın, kendi labirentinizi tasarlayın ve kendi kuklalarınızı kullanın. Eğer sorularınız olursa da videonun altına yorum olarak da bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Başka oyunlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.